Hocam, emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre Berkin Elvan'ın cenaze töreni ardından meydana gelen olaylarda 22 polis 98 kişi yaralandı. 2 kaymakamlık binası, 11 polis aracı ve özel araçlar, 1 PTT şubesi, 7 halk otobüsü, 24 farklı banka şubesi ve 9 özel iş yeriyle 14 seçim irtibat bürosu tahrip edildi. Ya adamlar sevimli şey olmaz, alakalar pek olmaz. Ya yani ona şefkat duymazlar. Onlarda insan sevgisi olmuyor komünistlerde. İşte çekip vuruyor, alnından vuruyor veyahut öldürüyor, bombalıyor, kundaklıyor. Zaten acıma olmamasını Lenin söylüyor. Yani insani duyguların olmamasını söylüyor. O çocuğa bir şefkat, sevgi duyduklarından değil. Yani ondan anlayacak adam da değiller. Fakat vahşet, şiddet, terör için iyi bir fırsat bulduklarını düşünüyorlar. İnsanları böyle galeyana getirmenin felsefesini iyi kendilerince uyguladıklarını düşünüyorlar. Galeyan felsefesi var bunlarda. O felsefeyi ince ince dokuyorlar adeta. Mesela bu esaslı bir eylem onlar için. Çok önemli bir eylem. Mesela yaralanan polisler onları ilgilendirmez. Mesela şehit olanlar onları ilgilendirmez. Ama güya ilgilendiriyor gibi göstertiyorlar. Komünist devrimin gereği olarak düşünüyorlar bunu. Halbuki bizim milletimiz imanlı millet. Atatürk de söylüyor rahmetli. Yani milletimizin örfü, ananesi, imanı komünizme kapalı. Ama Çin müsaitti mesela, orada gelişir. Gelişti. Bak Rusya bile bünyesi kabul etmedi komünizmi. Polonya'nın mesela bünyesi kabul etmedi. Yani insan fıtratına aykırı. Boş yere zorluyorlar. Evet, dinliyorum. İnşallah hocam.